Benim bir abim var, tanışmak ister misiniz? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Bermuda şeytan üçgeni. Git kendin yap. Ne aldınız? Güzelmiş, tamam. Hanımefendi, çocuk arabası kullanıyorsunuz da ehliyetiniz var mı sizin? Yok, hayır. Bakın, para vermeden içiyorum. Oh, buz gibi. Bir yardımcı olabilir misiniz? Kıl kalmış mı? Ayna yoksa sana göremiyorum. Bir tane uçak kıl kalmış. İnsanlar para için pek çok şey yapabilirler. 5.000 lira için siz neler yapardınız? Ben Hande Katipoğlu. Ben Melike Emiroğlu. İşte bu soruların cevabını arayacağız. Bu sizi hakkında uyardıkları yarışma. Yap bakalım. Merhaba. 5.000 lira veriyorum. Ya gelin bir konuşalım. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Gidiyorum. Ev nerede? Yakında galiba. Bisiklete gelip. E tamam, şu bisikleti bir bırakın da hadi bir konuşalım ya. Merhaba. Merhabalar, ilk başta hoş geldiniz. Siz öyle. Soner. Soner Bey. Soner Bey, eğlenceli bir insan mısınız? Öyleyimdir. Öylesinizdir. Peki nelerle uğraşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ben eğitim firmasına çalışıyorum. Hı hı. Boş zamanlarınızda bisiklete biniyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Hem spor oluyor. Bu arada dikkatimi çekti. Her şeyinizde bir bisiklet var. Orada bir yazı var. Bu evet, galiba bu, imza. Bu dünya turuna çıkan, 7 yıllık dünya turuna çıkan Gürkan genç arkadaşımızın imzası. Geçen sene Eylül ayında onu uğurladık Edirne'den. Şu an 7 kıta dolaşacak. 84 ülke, 115 bin kilometre. Şu an İtalya'da. 7 yıl. 7 yıl sürecek. 6,5 yıl kaldı fazla şu anda. 6,5 yıl. Demir adlı adam, logosu. Arkasında. Ne kadar güzel bir şeydir bu. Yani Gürkan'ın amacı da bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak. Bunu dünyayı dolaşarak ispatlamak. 2011'de de Samsun'dan Japonya'ya gitmişti. 11 ay. Vallahi biz evden bakkala zor gidiyoruz birazcık. Kesinlikle evet. Öyle. Tamam, peki o zaman. Hadi artık aracımıza gidelim de biz de kendi maceramıza başlayalım. İşte kurallar. Etap 1. Her biri 100 lira değerinde 10 cümleden oluşuyor. Bizim size söylettirdiğimiz 10 cümleyi de söylemeniz gerekiyor. Eğer hepsini başarıyla tamamlarsanız birinci etapın sonunda tam 1000 lira kazanıyorsunuz. Etap 2. Bu etap her biri 500 lira değerinde 4 tane hareketli görevden oluşuyor. Eğer bu etabı da başarıyla tamamlarsanız tam 2000 lira cepte. Son etabımız hız etabı. Bu etapta da saniyelerle yarışıyorsunuz. Eğer size verdiğimiz görevi başarıyla yapabilirseniz tam 5000 lirayı kazanabilirsiniz. Unutmayın, son kararı burada biz veririz. Ha, bu arada 3 etabı da başarıyla tamamlamış olabilirsiniz. Ama burada karışamadığımız bir şey var. O da bazı mağaza çalışanları ya da sahipleri tarafından eğer dışarı atılırsanız maalesef eleniyorsunuz. Soner Bey, sonunuzda bir market var. Sizden oraya girmenizi isteyeceğiz. İlk etapta 10 tane cümle söyleyeceğiz size. Her biri 100 lira değerinde. Eğer ilk etabı başarıyla tamamlarsanız, 10 cümleyi tamamen söylerseniz 1000 lira cepte olacak. Kırmızı tişörtlü bir adam var. Onun yanına gidin lütfen. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür. Tanışıyor muyuz? Ben sizi bir yerden hatırlıyorum da sanmıyorum. Hata herhalde. Nereye gidiyordunuz? Nereye gidiyordunuz acaba? Nereye mi gidiyorum? Evet. Niye? Merak ettim. Arabam yok da alışveriş yapacağım. Beni götürecek birisini arıyorum. Arabam yok da alışveriş yapacağım. Beni götürecek birisini arıyordum. Yardımcı olabilir misiniz? Hayır, yok. Yakınlarda. Ben de sizinle gelsem. Ben de sizinle gelsem. Var mı bir hafif bir şey? Ay, gideceğiniz yere kadar ben gelsem sizinle çok mu fena olur? Yani ben de sizinle gelsem fena olmaz. Yok, hiç iyi olmaz.
Kadıköy'e doğru gidiyorum. Ben Kadıköy'e doğru gidiyorum. Siz? Siz nereye gidiyorsunuz? Benzin parasını verebilirim. Benzin parasını verebilirim ne kadarsa. Soner, 200 lira kazandın ikinci cümlenle birlikte. Çok güzel. Aa, Necati abi nasılsın? Arkanıza dönün. Hemen sakallı bir adam var. Aa, Necati abi nasılsın? Necati abi? Yok, değil. Ay, çok benziyorsunuz. Çok benziyorsunuz. Necati abimin de böyle sakalları vardı da ona benzettim. Necati abimin de böyle sakalları vardı ona benzettim. Hay Allah. Bu sıcakta çok zor olmuyor mu? Bu sıcakta zor olmuyor mu sakal? Oluyor da işte. Ayran içerken sakal zor olmuyor mu asıl? Peki ayran içerken zor olmuyor mu? Olmaz mı? Oluyor değil mi? Ayran, çorba. Ayran, çorba. Mahvediyorsun. Çorba içerken özellikle yağlı yağlı fena olur. Çorba içerken özellikle yağlı yağlı. E nasıl temizliyorsun abi? Nasıl temizliyorsunuz abi? Kolonyalı mendil. Ama olmaz, pis kalır. Olmaz, pis kalır ama. Onu bir gece çamaşır suyuna yatırmak lazım. Bir gece çamaşır suyuna yatırmak lazım. En son onu yapacağız zaten. Gömlekli bir beyefendi var onun üzerinde. Onun yanına gider misiniz? Abi peynir alacağım da bana yardımcı olur musunuz? Abi peynir alacağım da bana yardımcı olabilir misiniz? O yardımcı olamaz beyefendi, ben yardımcı olurum. Öyle mi? Siz niye karışıyorsunuz ki? Siz niye karışıyorsunuz ki? Ben beyefendiden yardım istiyorum. İki kişi konuşurken üçüncüye ne düşer biliyorsunuz, peynir düşmüyor. İki kişi konuşurken üçüncüye ne düşer biliyorsunuz, peynir düşmüyor. Şu kadına araba kullanma ehliyetiniz var mı diye yanından geçen kadına. Bebek arabası sürüyor. Sarı sarı tişörtlü. Hanımefendi çocuk arabası kullanıyorsunuz da ehliyetiniz var mı sizin? Ehliyeti olmayanlar çocuk arabası kullanamaz. Ehliyeti olmayanlar çocuk arabası kullanamazmış. Kim demiş? Ehliyetim var ama ne alakalı? Ben diyorum. Ben diyorum. Ben kullanayım sizin arabanızı, siz alışveriş yapın. İsterseniz yardımcı olayım, ben kullanayım sizin arabanızı, siz alışveriş yapın rahatça. Domates seçen birisi var. Arkada domates seçen birisi var. Domatesler hiç iyi değil. Domatesler hiç iyi gözükmüyor. En iyisi bu. Bir. Hormonlu ayol bunlar. Hormonlu bunlar. Domatesin kilosu ne kadar? Domatesin kilosu ne kadar? Bana da yapar mısın? Ya işte, en iyisi bu yine de. Bana da yapar mısın? Seçer misiniz? Al senin olsun. Yok o sizin olsun, bana ayrı seçerseniz. Domatesler güzel değil burada. Benim arabanın bagajında Çanakkale domatesi var. Ben size yarı fiyatına veririm. Domatesler güzel değil burada. Benim arabanın bagajında Çanakkale domatesi var. Yarı fiyatına vereyim ben size. Yok canım, sağ ol. Çanakkale domatesi. Böyle domates yememişsindir abla. Çanakkale domatesi. Böyle domates yememişsindir. Bunlar çok kötü. Abla. Bak sana söyleyeyim, pişman olmazsın. Abla bak, pişman olmazsın benim domatesim. Bak rondodan geçir, dip frize koy, kışın bile kullanırsın. Bak rondodan geçir, dip kışın bile kullanırsın. Soner Bey, birinci etabı tamamladınız. 1000 lira cepte. İkinci etaba devam etmek istiyor musunuz? Hı hı deyin. Hı hı. İkinci etapta 4 tane hareketli görevimiz var. Her görev 500 lira değerinde. Eğer ki bu etabı da başarıyla tamamlarsanız bu etaptan 2000 lira kazanmış olacaksınız. Yani toplam 3000 lirayla 3. etaba geçeceğiz. Soner Bey, biraz önce domates seçen hanımefendinin yanına gidip onun poşetinden açıp bir tane domatesi alıp yerseniz 500 lira kazanacaksınız bizden. 2. etabın ilk görevi. Domates alacaksan oradan alsın domatesi. Böyle sizinki daha tatlı geldi. Yok, buradakiler daha güzel, daha tatlı bunlar. Allah'ım ya, bak çattık ya. Vallahi benimkiler daha güzel abla bak.
Abla vallahi benimkiler daha güzel. Bunlar o kadar güzel değilmiş. Sarışın bir hanımefendi var orada. Sepetinizi taşıyayım mı, ister misiniz? Sepetinizi taşıyayım mı, ister misiniz? Teşekkür ederim. Taşıyayım ben, gerçekten taşıyayım. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Ben yardım etmeyi çok seviyorum. Lütfen ben taşıyayım. Yok, teşekkür ederim. Tamam. Alayım ben, alayım. Alın elinden. Alın, alın elinden. Bırakır mısınız? Bırakır mısınız? Ben taşıyacağım. Gerek yok. Yok, taşıyayım. Vallahi zahmet olmasın. Ya bırakır mısınız? Annem gel. Taşıyayım buradan. Ne yapıyorsunuz? Taşıyayım, yardımcı olayım. Çok ağır. Ya bırakır mısınız? Bir şey olmaz abla, ben taşıyayım. Bırakır mısınız? Taşıyayım, bir şey olmaz. Lütfen bırakın. Bırakın, burada kavga çıkar. Ya bırakır mısınız? Aa, niye bu kadar sinirlisiniz? Niye bu kadar sinirlisiniz? Yardım etmek istiyorum. Yardım etmek istiyorum ben sadece. Tamam, onlardan uzaklaşalım. Tamam, uzaklaşalım. Şimdi gidiyorsun, bir litrelik ayranlar var ya, bir litrelik ayranlar. Bir litrelik ayranlardan bir tane alıyorsun, çalkalıyorsun, çalkalıyorsun. Çalkalarken de çalkala çalkala, çalkala çalkala diyorsun. İnsanların göreceği şekilde bir seferde onu kafaya dikip bitiriyorsun. Bağıra bağıra şimdi böyle yapıyorsun. Bakın, para vermeden içiyorum. Çalkala çalkala, çalkala çalkala deyip bir seferde. Bakın, para vermeden içiyorum. Çalkalaya çalkalaya, çalkalaya çalkalaya. Çalkala sen de. Oh, buz gibi. Şimdi de yere at. Yere at. Yere at. Bu kadar de. İşte bu kadar de. Bu kadar. Burada şapkalı bir beyefendi var. Şapkalı bir amca var. Beyefendi, çok rüzgar var. Dikkat edin, şapkanız uçmasın. Beyefendi, çok rüzgar var içeride. Dikkat edin, şapkanız düşmesin. Öyle mi? Çok rüzgar var içeride. Şapkayı al, kendi kafana tak. Terliyoruz biz. Terliyoruz, düşmez. Ben taksam? Ben taksam? Yakıştı mı? Hiç yakışmadı. Rap git gibi oldum de, rap git gibi oldum. Benim kafama göre. Rap git gibi oldum ama. O benim kafama göre. Bilmiyorum, rap gibi olup bayılmadan... Benim kafam sizin kafanızdan daha güzel. Benim kafam sizin kafanızdan daha güzel. Tamam, benim olsun bu şapka. O senin görüşün. Benim olsun mu? O senin görüşün. Benim olsun mu? Neden? Çok ama yakıştı bana. Ben ona para verdim abi. Ver bakayım onun yeri. Kaça aldın? Ben veririm. Kaça aldınız? Şapkayı. Kaça aldınız? Hediye. Hediye mi? Tamam, ama... azıcık ilerleyin bakalım ne yapacak. Yakıştı bana bu ya. Yani çantada hediye bana. Çantada bana vermen lazım. Çok cimrisiniz. Şapkamı verecek misiniz? Yoksa başka bir tarz mı düşünelim? Koluma takıp çanta yapacağım de, şapkayı koluna tak. Ya ben bunu çanta yapsam olur mu böyle? Onu sen bir yerine koyar mısın? Şöyle. Bak, kibar verin. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Ama yakıştı. Ay tamam, çok cimrisiniz, alın de. Beyefendi, rica ediyorum. Yani çok cimrisiniz. Bakın. Oyalama beni. Tamam. Benim zamanım kıymetli, sizinki kıymetsiz tamam. Olabilir. Bu etap da tamam Soner Bey. Üçüncü etap, son etaba geldik. Erkek kreyonuna gidiyorsun. Bir tane tıraş köpüğü alıyorsun. Kendine bir tane jilet seçiyorsun. Köpüğü cildine sürüyorsun ve tıraş oluyorsun. Bildiğin tıraş oluyorsun. Bu etabı da böylece markette tıraş olarak bitiriyorsun. Bakalım yapabilecek misin? Köpüğü sık bütün yüzüne ve herkes görsün seni. Süren başladı. Tıraş böyle olunur. Tıraşa gel, tıraşa. Tıraş
Yaşa gel. Yaşa gel. İnsanların yanına gidelim. Şuramda kıl var mı diye bir önünüzde bir hanımefendi var, ona sorar mısınız? Şurada kıl var mı acaba? Tıraş oluyorum da şurada kalmış mı? Kardeş kafayı mı yedin sen burada? Tıraş oluyorum da burada kıl kalmış mı acaba? Ayna yok, göremiyorum. Beyefendi, telefonu kapatıp bir bakar mısınız? Tüy kalmış mı? Beyefendi, telefonu kapatıp bakar mısınız? Kıl kalmış mı? Ya tamam. Diğer adama gir. Peki, yardımcı olabilir misiniz? Kıl kalmış mı? Ayna yok da göremiyorum. Bir tane uçarsam kıl kalmış diyorsun. Soner Bey, son etabı da tamamladınız. Yanımıza gelebilirsiniz. Saatler olsun. Tokalaşmak isterdim ama tokalaşamıyorum şu an. Evet, hoş geldin. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bayağı tıraşlı olmuşsunuz. Olmuş mu? Hiç kendimi göremedim. Bilmiyorum. O nasıl bir hızdı? O nasıl bir hızdı? Böyle. Bir dakika deyince vallahi şahaneydi. Gitmiş şuralar bayağı. Bunu bir düzelttirmek lazım. Düzelttirmek lazım. Sizi tebrik ediyoruz ama çok güzel yarıştınız. Çok güzel yarıştınız. Nasıl? Eğlenceli miydi? Kesinlikle. O tedirginlikler ne oldu bir anda? Kayboldu. Değil mi? Eğlendik birlikte. Tamam. Umarım eğlendirmiştir. Vallahi biz çok eğlendik. Son aşamada uçmaya başlayacaklardı. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Buyurmaz mısınız yarışmamıza? Merhabalar. Merhaba. Bizimle yarışmak ister misiniz? Bence evet. Şöyle bir alayım sizi ya. İsminiz nedir? Emel. Emel Hanım. Evet. Nereye böyle? Otoparka. Otoparka gidiyorsunuz. Evet. Süpermiş. Bizimle yarışırsınız bence siz. Gözlerinizde o enerjiyi ve ışığı görüyorum. 5.000 lira kazanmak istemez misiniz? Hayır. 5.000 lira. Bu devirde. Yarım saatte. Ha? Bence 5.000 lira kazanmak istersiniz. Deneyelim. Deneyelim. Eğlenceli bir insansınız. Belli. Evet. Belli. Tamam. Tanıyalım. Ne iş yapıyorsunuz? Şu an çalışmıyorum. Yazın çalışılır mı? Evet, tatil. Öyle diyorsunuz. Evet. Biz çalışıyoruz işte. Evet, hayat güzel, tatil güzel. Ah ne güzel. O 5.000 lirayı da aldık mı keyfimizden geçilmez. Öyle olur. Hadi o zaman. Hadi. Emel Hanım, ilk etapımızda 10 tane cümle söyleteceğiz size. Müşterilerle ya da mağaza sahipleriyle muhatap olacaksınız. Eğer bu cümleleri tam anlamıyla söylemezseniz bu etabı tamamlayamazsınız. Her cümlenin değeri 100 lira. 10 tane cümle eder bu etabın sonunda 1000 lira. Tamam mı? Şimdi mağazanın sahibine gidip bu dükkan kaç senelik diye sormanızı istiyoruz. Bu dükkan kaç senelik? Çok eski bir dükkan. 10-12 senelik var. Çok iyi. Bayağı eskiymiş. Daha eski. Yok, daha eski de parfümeri olarak o kadar. Ama ben sanki ilk defa görüyorum gibi. Aynı semtte miydi? Tabii hep buradaydı. Oo. Ama bu kadar büyük değildi o zaman. Siz şimdi bu dükkana şu anda büyük mü diyorsunuz? Bu değişmiş hali siz bu dükkana şu anda büyük mü diyorsunuz? Daha mı küçüktü? Burası sonradan açıldı. Emel Hanım, karşınızda beyaz gözlüklü bir hanımefendi var. Onun yanına gidip de gözlüğünüz nereden acaba? Çok beğendim, ben de almak istiyorum der misiniz? Pardon, gözlüğünüzü nereden aldınız acaba? Çok beğendim gözlüğünüzü. İmraniye'den. Peki belli bir yeri var mıdır? Arıyorum bulamıyorum çünkü o tarz bir şey. Mağazanın içinde güneş yok. Neden gözlük takıyorsunuz? Peki bir şey soracağım. Mağazanın içinde güneş yok. Neden takıyorsunuz? Bakabilir miyim? Hani... Şuradan bakın tepkiye sıra. Gözlerim rahatsız, o yüzden takıyorum. Bence o gözlük bana daha çok yakışacak.
Sanırım bu gözlük bence bana daha çok da yakışacak. Eminim yakışır. Çünkü ben sizden daha güzelim. Ama ben daha güzelim. Yakışmadı mı? Yakışıyor, çok yakışıyor. Tabii ki daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama siz de tabii güzelsiniz yani. Siz de beğenen vardır. Siz de güzelsiniz bu arada. Muhakkak siz de beğenenler vardır. Bilmiyorum. Sevgiliniz var mı? Sevgiliniz var mı? Yok, hayır. Anladım. Evli misiniz? Hayır, bir kere. O zaman muhakkak sizi beğenenler benim bir abim vardır. Var, tanışmak ister misiniz? Benim bir abim var, tanışmak ister misiniz? Yok, zaten. Neden? Neden? Yalnızlık Allah'a mahsustur hanımefendi. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama. Güzel bir hanımefendisiniz. Beyaz gözlük takan kadınlara asla hayır diyemez. Benim güzel kızlar var, bakın onları söyleyeyim. Yo yo, hayır. Benim abim beyaz gözlük takan bayanlara da asla hayır diyemez. Hele çantası da beyaz olana hiç diyemez. Yani gözlük beyaz, çantası da beyaz olan bir bayana hayatta hayır diyemez. Peki. Telefon numaranızı alabilir miyim? Peki ben sizin telefon numaranızı alabilir miyim? Yok, hayır. Neden? Olamaz. Aa, lütfen ama. Ben benimkini vereyim. Ben benim numaramı versem o zaman. Benim abim kasap. Bakın bizim her şeyimiz var. Malımız, mülkümüz. Neden düşünmüyorsunuz? Ama benim abim kasap. Malımız, mülkümüz, her şeyimiz var. Neden düşünmüyorsunuz? Kesinlikle hiç, ben bu konu ısrar etmiyorum. İstemiyorum. Aa. Etin en güzel yerini her akşam eve getirir. Daha ne istiyorsunuz? Etin en güzel yerlerini her akşam eve getirir. Daha ne istiyorsunuz? Ama beni geriyorsunuz şu an. Sinirlendiriyorsunuz. Bilmiyorum diyorum. Ben bu ortamda, böyle bir ortamda çok ayıp yaptınız. Ben şu an şiveşe geldim yani. Anlıyorum. Aşk bu hanımefendi. Aşkın nerede geleceği belli mi olur? Ama aşk bu hanımefendi. Aşkın nerede geleceği belli mi olur? Alışverişte, çarşıda, pazarda, gezerken, her yerde. Olabilir ama ben düşünmüyorum, istemiyorum. Lütfen ısrar etmeyin. Hı? Abim diye söylemiyorum. Abimi görseniz çok yakışıklı. Ama bence abimi görseydiniz beğenirdiniz. Çok yakışıklı. Dışarıda bekliyor. İsterseniz yan dükkanda telefon bakıyor kendisine. Çağırabilirim. Ya lütfen, ben sizi çok beğendim. Yan dükkanda isterseniz çağırabilirim, tanıştırabilirim sizi. Hayır, lütfen. Ya ben çok beğendim, onu da beğeneceğim eminim. Ben de daha güzel kızdan bayanlar var. Berdan Mardini'nin kaşları, gözleri, Nuri Sesi güzelinde saçları. Yani şöyle söyleyeyim, Berdan Mardin'in kaşları, yüzü, kirpikleri, yani Nuri Sesi güzelinde yüzü diyebilirim ben size. Aynen, siz de çok güzelsiniz. Öyle demeyin lütfen. Bilmiyorum, ben kendim fazla daha güzel çıtır, güzel bayanlar, kızlar var mı? Hayır, öyle düşünmeyin. Hayır, siz de güzelsiniz. Teşekkür ederim, çok iyi. Ben abim beğenecek insanları biliyorum. Ve eminim sizi de beğenecek. Ben düşünmüyorum, şu an düşünmüyorum. Şu anda o hanımefendinin yanından ayrılıp başka bir müşterinin yanına daha gider misiniz? Tam karşınızda kızlar var Emel Hanım. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz kızlar? Hocam bakıyoruz. Bakayım tırnaklarına. Bakayım tırnaklarına. Seninkine de bakalım. Tırnaklarına. Beğenemediniz mi oje? Yalnız o tırnakları ne kadar oje sürsem de güzel olmaz. Beğenemedim. Hem küçük kızlar oje sürmez, siz niye oje sürüyorsunuz? Hem o tırnaklar ne kadar oje sürsen de güzel olmaz. Hem küçüksün, küçük kızlar oje mi sürermiş? Anladım o zaman. Sarı tişörtlü bayanın yanına gidin. Şu çana şans. Çantanıza dikkat edin deyin. Kendim. Çantanıza dikkat edin. Sanırım açık. Sanırım açık. Umarım bana bir ruj ısmarlarsınız bunun karşılığında. Umarım bu iyiliğimin karşısında bir ruj ısmarlarsınız bana. Simli rujlardan istiyorum. Hem de iyi rujlardan istiyorum. Allah Allah. Her iyiliğin karşısı mı olur? Ben seçiyorum ruju. Siz de parasını ödeyeceksiniz, tamam mı? Ben seçeyim ruju. Siz de parasını ödeyin, olur mu?
Bence sen seçsen öde. Hadi birlikte bana ruj seçelim deyin. Hadi birlikte bana ruj seçelim. Hayır ya, istemiyoruz. Ama ben size yardım ettim. Sizi korudum, kolladım. Yardım ettim, sizi korudum, kolladım. Siz de bunun karşılığında bir tanecik ruj alacaksınız bana. Siz de bunun karşılığında sadece bir tanecik ruj alacaksınız bana. Fazla bir şey istemiyorum sizden. Bakın sizi takip ederim eve kadar. Bakın sizi takip ederim evinize kadar. Polis çağıralım isterseniz. O da olabilir. Ama takip ederim. Bu güzel dudaklar bir ruja hak etmiyor mu? Şimdi bu güzel dudaklar bir ruja hak etmiyor mu? Öpücük şekline getirin dudaklarınızı. Evet. Bırak ya, uğraşma. Senin dudaklarından güzel olduğu kesin. Senin dudaklarından güzel olduğu kesin. Tamam, allık alalım bana. Bana allık alın tamam, o zaman. Tamam, allık alalım o zaman. Yanaklarımı al al dursun. Yanaklarımı al al dursun o zaman. Allık alalım hadi. Ona bakalım. Cildine zararlıdır allık. Ya ben kullanıyorum, hiçbir problem yok. Tamam, hadi işiniz bittiyse gidin o zaman. Madem ruj da almayacaksınız. Tamam. O zaman işiniz bittiyse gidin hadi. Madem ruj da almayacaksınız. Gider misiniz dükkandan, çıkar mısınız? Gider misiniz dükkandan, çıkar mısınız? Kalabalık etmeyin. Kalabalık etmeyin. Aynen öyle. Ben rahatsız olan yok yani. Emel Hanım, bizden 1.000 lira kazandınız. İkinci etaba devam etmek istiyorsanız kafanızı kaşıyın. Tamam, biraz önce abi muhabbeti yaptığınız hanımefendi duruyor mu? Evet, evet, duruyor. Orada. Tamam. Telefonunuzu çıkartın, fotoğrafını çekiyormuş gibi yapın. Abime gönderiyorum şimdi deyin. Abimle konuştum, sizi çok merak etti. Şimdi bir tane fotoğrafınızı çekip MMS göndereceğim deyin. Ama bir poz verdi. Bir poz verdi. Şu anda çekiyorum sizi fotoğrafınızı deyin. Fotoğrafınızı çekeceğim. Bir poz verir misiniz lütfen? Yok lütfen. Ben sanmıyorum. Çekim istiyorum. Abimle konuştum lütfen ama. Abimle konuştum, çok merak ediyor sizi. Lütfen bırakmayın. Konuş, sinirlendiriyorsunuz beni. Tamam, o insan çekersen 500 lira alıyorsun. Lütfen. Lütfen abime göstereyim. Abime siliyorum. Göndereceğim. Abimi gönderdikten sonra sileceğim resminizi. Lütfen. Sizin gözünüzün önünde sileceğim. Lütfen. Yüzünü fotoğrafını çekemezsen 500 lira kaybediyorsun. Lütfen ama hemen gözünüzün önünde sileceğim. Gerçekten sileceğim. İstemiyorum, hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Hemen sileceğim. Süren daralıyor, süren daralıyor. Tamam, şimdi lütfen demeden gidin ve çekin fotoğrafını. Karşısından git, çek. Pardon, pardon. Çektim, çektim resminizi. Neden çektiniz, çekmeyin dedim. Sileceğim dedim ama abim çok merak etti sizi. Abime göndereceğim. Nasıl da çektim, nasıl da çektim. Nasıl da çektim. Sizin de gönlünüz var da istemem yan cebime koy yapıyorsunuz. Sizin de gönlünüz var da istemem yan cebime koyun yapıyorsunuz. Emel Hanım, şimdi bir tane ruj alıyorsunuz, tester. Test rujlardan bir tanesini alıp kendi dudağınıza başkası tarafından sürülmesini isteyeceksiniz. Ben kendim süremiyorum da bana bir sürebilir misiniz? Eğer bu hareketi de, bu görevi de tamamlarsanız bizden 500 lira daha kazanacaksınız. 30 saniye içinde bir tane müşteriye sürdürteceksiniz. 30 saniye başladı. Pardon, rujumu sürebilir misiniz şunun üstüne? Kendim süremiyorum. Maalesef taşırıyorum. Şimdi oluyor işte. Biraz daha açalım. Bir ruju da alıp sen o kadına sürersen bir 500 lira daha kazanıyorsun. Aynı ruju sen alıp şimdi kadına süreceksin. Ay, teşekkür ederim. Sizin dudağınızda da deneyebilir miyim? Çok merak ediyorum. Bunu sürersen, o kadına ruju 500 lira daha senin. Aynı kadına. Lütfen, sizin çünkü dudak rengine göre çok değişiyor bunun rengi. Yani hiç denemiyorum ben, testir.
Ne olur. Yok, ne olur. Başımız. Çok merak ediyorum ve almak istiyorum. Bana ne olursunuz. Başlamak. Yakışır, gerçekten yakışır. Yok, lütfen ne olursunuz. Yakışır, yakışır. Yok, ne istedim. Olursunuz. Yakışır. Size yakıştı ne güzel işte. Sizde de merak ediyorum. Dudak renginizi lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen sadece alt dudağınıza. Ne olur. Ne yazık ki 500 lira kaybettiniz. Bak şimdi. Rujlardan bir tanesini açıyorsun ve çığlık atıyorsun. Aa, rujun üstünde böcek var, rujun üstünde böcek var diye çığlık çığlığa bağırıyorsun. Herkesin seni duyacağı şekilde. Çığlık çığlığa ama. Rujun içinden böcek çıktı, rujun içinden böcek çıktı. Birdenbire çılgınlar gibi bağır. Rujun içinden böcek çıktı. At, et, at, 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 at. Ay. Gerek yok hanımefendi. Ay, ben korkarım. Nerede? Ama bu? İçine girdi bakın. Böcek var içinde. Bakın hanımefendi diye elinize alın ruju dolaştırın mağazanın içinde. Bakın var içine girdi. Verin bana, verin, verin bakın. Bakın siz bakın bir de. Bakın burada bakın. Bu... Hiçbir şey yok. Vay böcek var içinde. Ya bakın siz bakın. Bunu sadece akıllı insanlar görebilir. Böcek yok orada. Ya bunu sadece akıllı insanlar görebilir sanırım. Akıllı insanlar görebilirse sizin görmememiz lazım. Bence de aynı gibi. Beyaz gözlüklü kadının nerede? Görüyor musun? Çevrende mi? Hı hı. Onun yanına gidiyorsun içeride. Bak şimdi gidiyorsun diyorsun ki abime fotoğrafı gönderdim ama bu kadar güzel bir kadının benim yanımda olduğuna inanmıyor. O yüzden ikimiz birlikte fotoğraf çektirmeliyiz deyip böyle kendi kendine ikinizin resmini çekeceksin. Pardon. Abime fotoğrafı gönderdim ve sizin gibi bayanın yanımda olduğuna inanmıyor. İkimizin birden fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Lütfen bu konuda ısrar etme, beni sinirlendiriyorsun. Gerçekten çok sinirlendiriyorsun. Son etap bu. Bunu yapamazsan 2000 lirayı kazanamıyorsun. Bu 2000 liralık bir görev. Ne olur sadece bakın resmi çekeceğim ve sileceğim. Resmi sileceğim, çekeceğim ve sileceğim. Bu konuda ısrar etmeyin. Ben buraya yan yana sarılıp hemen fotoğraf. Hemen bir fotoğraf çek. Süren başladı. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Kesinlikle olmaz. Ne olur, ne olur. Hayır. Lütfen rica ederim. Lütfen çekmeyin lütfen. Tam çekmelisin, tam çekmelisin. Lütfen yapmayın diyorum ama. Ay istemem yan cebime koy. Ay istemem yan cebime koy. Aynen öyle istemiyorum. Ne olur bu resmi çekelim. Hemen sizi rahat bırakıyorum. Lütfen ısrar etmeyin lütfen. Lütfen. Bu kadar olamaz lütfen. Artık yeter yani. Gidin buradan. Çektiniz mi? Hı-hı. Emel Hanım yanımıza gelebilirsiniz. Terlediniz mi siz? Hem de nasıl? Şunlar ter mi? Bir saniye bakmak istiyorum. Aa, evet. O kadar heyecanlandınız mı? Evet heyecanlandım. Anlatın birazcık. Ne nasıl bir deneyimdi? Çok tuhaf ama eğlenceli bir deneyimdi. Değil mi? İnsanlara verdiği tepkiler. Normalde olsa yapamazsınız. Fotoğrafı. Bakalım fotoğrafı. Çekmeyi nasıl yaptınız? Hemen. İlk başta çekemediniz mi? Ne oldu? Hayır bir de telefonumla da kaynaklı bir durum oldu. Çekmeye çalışıyorum. Evet, hanımefendi evet. Aslında çok da itiraz etmiyor. Şöyle gösterelim fotoğrafı. Ama yakın hani telefonda bulanık olduğu için ben çekerken elimi kaynıyorum. Gördük mü fotoğrafı? Falan. Evet. Beyaz gözlüklü hanımefendi. Evet, evet. Ben... Bozdu efendim. Ben bir tane de böyle yandan evet, var. Evet evet. Onun haricinde çantası. Şöyle. Ha böyle de var. Şöyle gösterelim. Bence gayet başarılıyorsunuz. Tebrik ediyorum yani. Teşekkür ederim. Birazcık önde bir çekingenlik vardı. Evet çünkü hani insanlara karşı hani bir anda ani tepkiler bildirebilen bir insanların sürekli minnetle rica ile işimi halledebiliyorum. Yani insanlara yaklaşırken bayağı terlemişsiniz. Dükkan falan oldu siz gibi dükkandan falan. Olsun. Bitti sanırım. Çok teşekkürler. Size teşekkür yarışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba.
5.000 lira veriyoruz. Sizinle yarışmak ister misiniz? Şöyle buyurun, yanıma alayım sizi. İsminiz? Canan. Canan Hanım, merhabalar. Bizim söylediklerimizi yapacaksınız. Eğer çılgınsanız, kendinize güveniyorsanız 5.000 lira kazanabilirsiniz. Güveniyorum. Çılgın mısınız? Evet. Sizi çılgın Canan buluyorlar. Genelde. Tamam, peki o zaman kabul ediyorsunuz bu yarışmayı. Ne işle meşgulsünüz? Ben bir avukatlık bürosunda çalışıyorum. Avukatlık bürosunda çalışıyorsunuz. Tamam, şimdi size bir mikrofon, bir de kamera yerleştireceğiz. Tamam. Biz ne dersek onu yapacaksınız. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Neler indirimde? Neler indirimde? Bunlar indirimde olan fiyatlarımız. Hı hı. Bunlar da kendi fiyatı. Mesela bu pijamalarımız 24.90, 29.90, 19.90 bunlar. Hava çok sıcak da bu sıcakta giyebileceğim neler var? Hava çok sıcak da bu havada giyebilecek neler var? Kartlar var mesela, kısa kollu, şöyle gecelikler. Bu tek kaldı zaten, geçen yıl ürün olduğu için. Hı hı. Böyle pijamalarımız, geceliklerimiz var. Burada. Böyle tabela İsterseniz. Gibi bir şey var, hemen onu alıp eline yelpaze yapar mısın? Böyle kırmızı çerçeveli. Tamam, yeter. Tamam, bir yere bırakabilirsiniz. Ben alayım. Sizce benim tenime hangi renk yakışır? Ay ne olur onu oraya koymayın de. Ne olur onu oraya koymayın. Bana kaşıntı tutuyor de. Bana kaşıntı tutuyor. Onu orada görünce bana kaşıntı tutuyor. Orada görünce bana kaşıntı tutuyor da. Çok fena, alerji ilacımı almak geliyor içimden. Alerji ilacını almak geliyor da içimden. Oh Alman, neyse indirdiniz, rahatladım. İndirdiniz, rahatladım. Çizgili hanımefendinin yanına gidin. İndirim yapıyor musunuz? Yok, tek fiyat geçerli. Çizgili bayana de ki, hanımefendi bu giydiğiniz kıyafet 80'lerden kalma, kusura bakmayın de. Hanımefendi bu kıyafet 80'lerden kalma, kusura bakmayın. Ben satıcı değilim. Sizin üstünüzdeki. Sizin üstünüzdeki kıyafet. Ha, üstümdeki. Belki de. Aa, ne bakıyorsunuz kendinize? Aa, ne bakıyorsunuz kendinize? 80'ler öldü, öldü. Ne bakalım. 80'ler öldü, öldü. Öldü değil mi? 80'lerden kaldık, o yüzden bakarız bir şey. Tamam, başka bir müşterinin yanına gidelim. Yanınızda bir tane hanımefendi var. Ona gidip ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Bermuda bakıyorum. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Bermuda. Bermuda şeytan üçgenini biliyor musunuz? Bermuda şeytan üçgenini biliyor musunuz? Hani felaketler oluyor ya. Ya ben aslında hoplayıp zıplamayı çok seviyorum. Bunlar rahat mıdır acaba? Ben hoplayıp zıplamayı çok seviyorum da bunlar rahat olur mu? Dene bak. Ben üstünüzde görmek istemiştim. Üstünüzde görmek istemiştim. Nasıl? Sizin üstünüzde görmek istemiştim. Neyi? Bermuda şeytan üçgenini. Bermuda şeytan üçgenini. Git kendin yap, gör. Aa, niye sinirleniyorsunuz? Niye sinirleniyorsunuz? Hayır yani, öyle bir şey var mı? Git kendin de. Ama sizin üstünüzde güzel duracak. Sizin üstünüzde güzel duracak. Yapma ya. Evet. Çok güzel bir kadınsınız. Çok güzel bir kadınsınız. Sağ ol. Siz niye sinirlendiniz? Siz niye sinirlendiniz? Huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Çantanıza bir bakabilir miyim? Çantanıza bakabilir miyim? Bunların fiyatı. Hanımefendi, saçınızı nerede boyatıyorsunuz? Saçınızı nerede boyatıyorsunuz? Saçı? Yok, kendi doğal hali. Maşallah. Kendi doğal hali. Boyatmıyorum. Kendi rengi. Ya şu Bermuda şeytan üçgenini giyer misiniz bir? Bermuda şeytan üçgenini giyer misiniz bir? Bermuda'yı. Niye ben giyiyorum?
Ya bir görmek istedim üstünüzde. Görmek istedim üstünüzde. Tamam buyurun siz giyin görün. Kendi üstünüzde görün. Ama sizin üstünüzde güzel olacak. Sizin üstünüzde güzel olacak. Hayır hayır. Hiç de öyle bir şey yok. Al ben göreyim. Ben daha doğrusu bana çok merak ediyorum. Ya sen meraklısın ben senden daha çok merak ediyorum. Siz alışverişe mi geldiniz yoksa millete takılmaya mı? Alışverişe. Tamam başka bir müşterinin yanına gidelim. İçeri bir hanımefendi girdi. Yeni müşteri hı-hı olarak. Hı-hı. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Dondurma. Canınız mı çekti? İster misiniz? Canım çekti benim de. Canım çekti benim de. Hanımefendi neyiniz oluyor? Hanımefendi neyiniz oluyor? Anne. Ne oldu? Niye bu kadar soru sordunuz? Hadi ya ben de babanı zannetmiştim. Hadi de ya, Gül. Ben de babanı zannetmiştim. Ne bakıyorsunuz? Mustafa. Ne bakıyorsunuz? Bakıyorum öyle. Ben de bakıyorum kendime bir ben şeyler. Ben de bakıyorum kendime bir şeyler. Bir fikrim olmadığı için sizin alacaklarınızdan alacağım. Bir fikrim olmadığı için sizin alacaklarınızdan alacağım. Ben şey alacağım. Ben pijama alacağım. Canan Hanım 1000 lira kazandınız bizden. Birinci etabımız tamam. İkinci etaba devam etmek istiyorsanız eğer başınızı kaşıyın. Tamamdır. Şimdi bu ikinci etabımızda 4 tane hareketli görevimiz var. Her görev 500 lira değerinde. Birazcık oyalanalım. Size hareketli bir şeyler yaptıracağız. Anne kızın yanına gitmedi ki. Senin ne alacağına annen mi karar veriyor? Üstünde deniyor eşyaları. Senin ne alacağına annen mi karar veriyor? Üstünde dene eşyaları. Şu an dondurma yiyorum. Ver dondurmayı bana. Ver dondurmayı bana. Sen kendin dene. Sen kendin dene. Annemin denemesi daha çok hoşuma gidiyor. Onun zevklerine güveniyorum. Kızım akıllı ol. Kızım akıllı ol. Allah Allah. O dondurmayı var ya boğazına sokarım. O dondurmayı var ya boğazına sokarım. Ne diyorsunuz ya? Bu yaşa gelip sokakta dondurma yenir mi? Bu yaşa gelip sokakta dondurma yenir mi? Nerede yiyeyim? Herkes evinde dondurma yemeli. Evinde ya, herkes evinde dondurma yemeli. Siz vallahi oturun evinizde yiyin. Ben her yerde yiyorum dondurmayı. Dondurmayı elinden al kızın ve git çöpe at. Aa! Gel. Dondurma! Çöp nerede? At dışarı, yere at. Dondurma. İyi güzel. Ne yaptınız şimdi doğru? İyi güzel mi oldu? Sağlığı için yaptım. Sağlığı için yaptım. Gelişimi için yaptım. Gelişimi için yaptım. İleride bana çok büyük teşekkür edecek. İleride bana çok teşekkür edecek. Bana bir dondurma daha bir iyi bir dünya için yaptım. Sana iyi bir dünya için yaptım. Daha iyi bir dünya dostluk için. Dostluk için, kardeşlik için. Kardeşlik için. Kirlettiniz. Çok güzel de orayı batsın kirlettiniz. Bu dünya diye de bağır. Batsın bu dünya. İyi batsın. Kasada mavi gömlekli bir beyefendi var. 2 tane olur mu? Ne kadar demiştiniz? Pardon siz ne iş yapıyorsunuz? Pardon ne iş yapıyorsunuz? Pazarlama. Ne pazarlıyorsunuz? Ne pazarlıyorsunuz? Pazarlamıyorum. Pazarlama departmanında çalışıyorum. Niye sormuştunuz? Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada iş yapmıyorum. Neden geldiniz? Neden geldiniz? Niye soruyorsun? Hayır siz varken iç çamaşırı deneyemem ben. Hayır siz varken iç çamaşırı deneyemem ben. Atlet alacağım kendime. Gideceğim şimdi. Ben bekleyeyim o zaman gitmenizi. Bekleyeyim o zaman gitmenizi. Çünkü siz benim baktıklarıma bakarsınız. Siz benim baktıklarıma bakarsınız. Ben rahatsız olurum öyle şeyden. Rahatsız olurum öyle şeyden. İkisi bir tanesi gelir. Eşiniz burada olduğunuzu biliyor mu? Eşiniz burada olduğunuzu biliyor mu? Soru sordum, bir cevap istiyorum. Soru sordum, bir cevap istiyorum.
cevap vermek zorunda değil mi? Neden? Neden? Sokakta gördüğüm herkese konuşmak zorunda değil mi? Ama pazarlama departmanındasınız. Ama pazarlama departmanındasınız. İnsanlarla muhatap oluyorsunuz. İnsanlarla muhatap oluyorsunuz. Torbayı al, torbayı al elinden. Ne aldın diye hemen torbayı kap elinden. Ne aldınız? Bekle misin? Ne aldınız? Bekle misin? Bak zor durumda bırakıyorsun beni. İçine bak. Dostum, problemin ne bilmiyorum ama alabilir miyim? İçindekini çıkar bir bak. Bekle misin? Aa güzelmiş, tamam. Güzelmiş, tamam. Hasta etme adamı. Efendim, efendim davran. 500 lira daha kazandın. Kolay gelsin. Sarışın bir kadın var elinde elbiseyle. Tam şu an senin yönünde. Evet, sarışın. Önünden gidiyor. Koş peşinden. Onu ben almıştım deyip elinden alın. Eğer bunu yaparsan 500 lira daha. Onu ben almıştım. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Ben bunu hediye aldım. Ben bunu hediye aldım. Uzaklaşma kadının yanından. Uzaklaşma. Uzaklaşma. Hanımefendi fiyatını öğrenmek istemişlerdi. 25 lira verirseniz bunu veririm size. 25 lira verirseniz veririm. 36-38 dolar. Başka yok mu? Var mı gözlerde? Bir bakalım. Evet, bir bakalım. Kadının yanından uzaklaşma, sarışın kadının yanından. O ne alıyorsa sen de onun elinden onu alacaksın. Hadi al al, uğraştırmayayım seni, senin olsun. Hadi al al, uğraştırmayayım seni, senin olsun. Ah tamam, problem. Ne kadar demiştik fiyatı? 19.97 Saadet Hanım. Vazgeçtim, geri verdi. Koş al elinde. Vazgeçtim, geri verdim. 19.90'mış. Tamam hadi al bunu. Bu dükkandan çık. Tamam al bunu. Bu dükkandan çık. Yok kalsın. Yok kalsın. Daha tamam. İstemiyorum. Al diyorum sana. Al diyorum. İstemiyorum, tamam. Al, bu senin olmalı. Yok, istemiyorum. Bak gerçekten diyorum. Var, gerçekten var. Diyorum. Yok, istemiyorum. Gerçekten. Siz yine vazgeçeceksiniz. Yok, kalsın. İstemiyorum. Var mı başka? Başka maalesef yok. İndirimli kampanya ürünü. Devamı yok. Bunun bedeni neydi? Small. Ha, small. Kaç? Size small olmaz ki. Size small olmaz ki. Tamam, bunu siz alın. İkinci etabı da tamamladık Canan. Şimdi geçtik üçüncü etaba. Canan, bir dakika zaman vereceğiz sana. Üç tane gecelik ya da herhangi bir şey bulduğunda, üç kişiye giydirdiğinde son etabı da tamamlıyorsun. Hı hı. Süren başladı. Yok, teşekkür ederim. Yer misiniz? Tamam, bir. Yer misiniz? Yok. Yer misiniz? Canan çabuk, Canan tamam. Çabuk, çabuk. Satıcı olmaz, müşteri. Hı-hı. Canan daha hızlı, Süreyya'ya karşı yarışıyorsun. Canancığım, son etabı kaybettin. Enerji korsayım. Valla dükkanda kimse kalmayınca kimseye giydiremedim. Nasıl bir deneyim?
Sen hiç eğlendin mi? Eğlenceli, güzel. Eğlenceli. Heyecan var mıydı? Yoktu. Hadi canım, vardı. Yok, heyecan yoktu. Biraz ağır hareket mi? Evet, ama hani böyle yani biraz da herhalde görebilmeniz açısından biraz böyle ağır hareketli. Güzel. Ama 3000 lira da gayet iyi. Ne yapacaksın, evet, 3000 lirayla? Yani borçlarımı kapatırım herhalde. Benim için bizim ucuz oldu. Çıkarken mavi gömlek bir beyefendi vardı, poşeti evinden, evet, aldın. Onunla nasıldı? Yani bir an vuracak diye korktum açıkçası. Korktum. Poşeti bırakmıyordu, ellerim falan acıdı böyle çekerken. Yani en çok tepkiyi o verdi açıkçası. Dondurma yiyen kızın, evet, elinden dondurmayı aldı falan. Niye attın oraya falan dedi. Yok, onların ne pis ettim. Olsun, izleyince onlar da, evet, onlar da anlayacaklar. Kızmayacaklar sana. Evet. Peki o zaman, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun.